Elazığ tımarhanesinden Rabbine bir dilekçe yazan biz akıllılara hikmetli nasihatleridir. Resimde ortada gördüğünüz kişinin bizzat kaleme aldığı yazıdır. Sonuna kadar dinlerseniz çok şey kazanacaksınız. 1965 yılında vefat eden Elazığ tımarhanesindeki bir delinin Allah'a yazdığı mektubu. Ben dünya küresi, Türkiye Karyesi ve Urfa köyünden El Aziz Elazığ Tımarhanesi Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abd-i acizin ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken başhekimlik üzerinden Hakimler Hakimi'nin dergahı uluhiyesine son arzu halimdir. Ben gam dertlilik deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvelerden dağ dağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim Eisenman'ın, Hitler'in işkenceci Nazi komutanı, fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşıkı hüda mahbub perestir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gelgittir. Bana gelen derdugamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Yüz vermez, cesaretlidir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti. Tek temizliğim gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani içtiğimiz kezzap suyu mezemizse ateştir. Ol Resul-i Zişan ve Sultan-ı Dücihan, Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki, acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin. O inam etti, sen küfran, nankörlük edersin. O ikram etti, sen inkar edersin. O ihsan etti, sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere, yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hazreti Muhammed Mehdi aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürrelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi! Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi! Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce Habibi! Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi! Ben bir çare kulun ki, garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldın. Ama sana sığındım, aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın. Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın. Gurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken sana ulaştım. Sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldın. Yüceler yücesi Rabbim, efendim, haktan saparak ve haddim aşarak, haşa, senden Burak bineği, Cebrail seyisi, Sidretül Münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi,
kainatın fahri edebisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levh-i mahfuzun, kader projesinin tercümanı ve tebliğcisi, efendiler efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbubiyetini mi istedim? Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası, Hazreti İbrahim'in haliliyetini, Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celalet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman'ı Zinnureyn'in asalet ve sehavetini, Hazreti Ali'ül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, malü servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendiğimse, bunlar için de bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve masuniyetimi ziyadeleştirecekti. Sultanım efendim, ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim, elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle bir zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa, itiraz değil, naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür, ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım, ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım, ya alim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakar olaydım, ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım, ya sağlıklı sefalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbinin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehli cehd adaletin ilacıdır. Velakin bu münafık hain ve zalimlerse çıban başıdır, akrep gibi sancıdır. Şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar kızlar ana bacıdır. Ey Rabbim, efendim, malum haliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu. Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şikavettir. Bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan Padişahlar Padişahını buldum. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin. Ama aklımı alıp kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma ne olursun. Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayrına yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdun. Peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halketmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin.